değerli izleyiciler, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Yeni bir Sağlık Gündemi programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün güzel bir konuyu getiriyoruz söyleşimize. Zevkli bir konu, gastronomi. Ve konuğumuz Sayın Nazmi Buldanlıoğlu. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun programınıza beni konuk ettiğiniz için. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Zevkli bir konu dedim, gastronominin tanımını sizden alacağız ama yeme sanatı da diyebiliyoruz galiba ya da yemek hazırlama sanatı. Evet. Nedir gastronomi hocam? Hocam gastronomi tabiatıyla çok ince planlanmış, hesaplanmış, belli ölçüler içinde her tip soğuk, sıcak, başlangıç, ana, tatlı kapsamına giren yiyeceklerin belirli gramajlar ve belirli kaliteler çerçevesinde hazırlanıp sıcak ve taze günlük iyi bir servisle kişilerin önüne sunulmasından ibaret olan bir mutfak sanatı olarak algılıyoruz günümüzde. Aslında sanatın bir kolu gibi de düşünebiliriz. Çünkü mide özellikle Türkler için, bizim gibi toplumlar için midemize düşkünüz ve güzel şeyleri de yemeyi severiz. Evet. Ama acaba gastronominin tarihçesine şöyle geri gidecek olursak, yemek ateşin özellikle bulunduğu tarihten itibaren insanlara farklı bir şekilde sunulmaya başlanmış. Evet. Ama bu gastronomi dediğiniz, sizin biraz önce tanımladığınız şekilde ne zamandan beri, hangi ülkelerde başlamış, bizde var mıydı? Hocam şöyle, birçok tarihçinin ve günümüzde birkaç tane Türkiye kökenli duayen şefin çalışmalarından anladığımız kadarıyla aşağı yukarı 4-5 bin sene öncesinde uygarlıkta, Anadolu'da çeşitli kavimlerin, Romalıların, Lidyalıların, Lusyenlerin ve Orta Asya'dan gelen kavimlerin çok özel kaplarda, çok özel fırınlarda çok çeşitli yiyecekler pişirdikleri ortaya çıkarıldı. Çeşitli kazılarda ve çok çeşitli kap kaçakların ve mutfak, özel yapılmış mutfaklarda kullanıldığı tespit edildi. Bundan anlıyoruz ki aşağı yukarı 4-5 bin yıl öncesinden insanlık çeşitli uygarlıklar tabiatıyla öncelikli olarak Anadolu'dan çıktığını varsayıyoruz ama tabii dünyanın birçok yerinde mevcut bu çalışmalarda yine de kaynağının Anadolu ve Mezopotamya, Orta Asya olduğu söyleniyor. İnsanların o yıllardan günümüze belirli bir yiyecek alışkanlığı ve iyi pişirilmiş, özenle pişirilmiş yiyecekleri yediği kesinlikle tespit edilmiş durumda. Evet. Tabii çok eskilerde ama mesela eskiden padişahın çeşnici başısı falan varmış değil mi hocam? Evet. Yani bu demek ki o zaman da hep bu lezzetleri tadarak, değil mi? Bu sunumları tadarak, farklı kaplarda dediğiniz gibi sunmanın bir özelliği varmış. Bunu acaba neye göre dikkat ediyorlarmış? Yani ülkelerin kendine özgü herhalde kültürün, değil mi? Tabiatıyla ülkelerin kendine özgü ve bulunduğu ülkelerin, bulunduğu coğrafik bölgede yetişen özellikle yerel otlar, bitkiler, meyvelerden oluşan bir yiyecek çeşitlenmesine yönelindiği biliniyor. Tabii biraz önce bahsettiğiniz gibi yani uzun yıllar hüküm sürmüş Osmanlı Devleti'nde günümüzde Osmanlı yemekleri adında Türkiye'nin birçok yerinde bu konuda restoranlar var. Osmanlı'nın, Osmanlı padişahlarının çok geniş bir yiyecek ve tadım ve içecek kültürüne sahip olduğu biliniyor. Yine buyurduğunuz gibi her hükümdarımız çeşnici başılarını çok değerli yan başlarında, sağ başlarında bulundurmuşlar. Ve Osmanlı saraylarında özellikle dış ülkelerden gelen misafirlere prestij ve onları ağırlama anlamında çok mükellef, çok zengin sofralarla onları misafir
ve konuk etme imkanı bulmuşlardır. Bu çok önemli bir husus Osmanlı'da yiyecek açısından. Tabii hocam, bu padişahların çeşnici başı meselesini düşündüğümüz zaman acaba başka ülkelerin kralları, işte o dönemin idarecileri de böyle yanlarında çeşnici başı gibi kişileri hem kendi ülkelerinde hem de başka ülkelere gittikleri zaman götürürler miymiş acaba? Şimdi hocam yine tarihçilere ve özellikle duayen şeflerin incelemelerine göre Orta Asya ve Anadolu'nun dışında tabii Uzak Doğu bu konuda da uzun yıllar öncesinden özellikle baharatlı ve her türlü acı ve deniz mahsulleriyle hayvansal gıdaların çok geniş ortamda hazırlandığı bir ayrı bölge olarak tanınıyor. Özellikle Japonya, Hong Kong, Singapur, Malezya ve Çin bölgeleri çok eski yıllardan beri bu gastronomi alanında çok çeşitli imkanları kullanarak günümüze kadar bu yemek ve içecek kültürünü getirmişler. Onun için öncelikli olarak biraz önceki sorunuzdan alarak bu gastronomik olayların başlangıcını Anadolu, Mezopotamya ve Uzak Doğu olarak üç ayrı merkezde toplama bence uygun olur. Oradan Avrupa'ya ve daha sonra Amerika'ya ve diğer ülkelere yayıldığını görüyoruz. Şimdi siz baharatlar dediniz, işte otlar dediniz falan. Şöyle bir şey geldi aklıma. Sanki bir resim sanatı gibi. Yani bir ressam nasıl renk uyumunu bir tabloyu yapacağı zaman işte birbiriyle uyumlu ya da renklerin açılımı, kapanımı gibi bir sanat eseri çıkarıyorsa, herhalde yemek için de bu baharatların birbiriyle olan karışımı, onların ortaya çıkardığı kokular, değil mi? Bu hakikaten bir sanat. Tabiatıyla şöyle hocam, uzun yıllar aşağı yukarı 1950'lere kadar birçok ülkede baharatlar uzun yıllardır hala da kullanıla geliyor. Bunların belli et gruplarıyla, balık gruplarıyla ve tavuk gruplarıyla uzun yıllar içinde hangi tip baharatların iyi ve denk gittiği konusunda uzun yılların tecrübeleri bizleri günümüze kadar getirmiş. Ahenk içinde olmaları. Yani her baharatın her yemekte kullanılamaması veya bazı baharatların birbiriyle karıştırılarak belirli bir karışımın sadece et yemekleri üzerinde, belli başka bir karışımın sadece balık yemeklerinde veya bir başka karışımında sebzeli ve sebzeyle pişiren yemeklerde kullanılması uzun yılların keşfiyle ortaya çıkmış. Tabiatıyla baharata geldiğimizde yine Anadolu, Mezopotamya ve Uzak Doğu tamamen tabiatın kendisi tarafından ortaya çıkarılan aşağı yukarı 45-50 çeşit baharatı toplama ve bunları yemeklerde kullanma imkanını bizlere veriyor. Yani günümüzde birçok baharat belki üretiliyor organik bazda ama halen iyi mutfaklarda ve Michelin sınıfı büyük kaliteli restoranlarda doğadan toplanmış özel baharatlar özellikle tercih edilip kullanılıyor. O derece önemli. Herhalde bunun için de yöresel olarak o yörede hemen toplanıp kullanılmasının belki de, değil mi, aromatik şeyin bozulmaması için. Tabiatıyla kuru ve yeşil cins olarak ikiye ayrılıyor baharatlar. Çünkü kuru olarak kullanılanları var. Ancak mesela ot çeşitlerinde ve lezzet verme amacında işte günümüzde roka, soğan, sarımsak, bizim çok kullandığımız birçok bu tip yeşillikler gününde kullanılıp tüketilmek durumunda. Tabiatıyla baharatların yeşil ve kuru karışımları da yine birçok çeşit yemekte değişik amaçlı ülkelerin kendi ağız lezzetlerine göre
son yıllar içinde şefler tarafından hazırlanan yemek reçetelerinde bir ölçü dahilinde kullanılıyor. Mesela kendi ülkemizin içinde kısa örnekler verirsek, Güney Doğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da çok daha fazla acının kullanıldığı yörelerimiz var bildiğiniz gibi. Her türlü kebaplarda olsun yemeklerde. Daha çok Ege tarafında çok daha fazla otların ve ağırlıklı az acılı baharatların nane, roka, işte ebe gümeci, semizotu, hindiba. Bazılarını da artık bulmak zor oluyor değil mi? Tabiatıyla, değişiklikleri nedeniyle yavaş yavaş kaybedilen türleri var. Maalesef bazı otların orijinal kendilerinin doğa tarafından üretilen bir biçimde temini mümkün olamıyoruz bazı bölgeler için. Ama her ne kadar birçok günümüzdeki baharatlar büyük ve iş hacmi büyük olan restoranların kendi özel bahçelerinde özel amaçlı olarak yaz ve kış aylarında yetiştirilip kendileri tarafından kendi restoranlarında tüketiliyor. Çünkü 45-50 çeşit baharatın her türünü aynı anda bulmanın zorlukları var Hoca Hanım. Evet. Onun için birçok bu konuda yiyecek ve üst düzeyde hizmet veren işletme kendi baharatlarını günümüzde son 10-15 yıldır kendileri üretiyorlar, ekiyorlar ve topluyorlar günlük olarak. Peki hocam şu şimdi dünyayı düşündüğümüz zaman işte ekvator kuşağı, kutuplar falan. Buradaki bu gastronomiyle uğraşan insanlar acaba bu bölgelere göre de o bölgelere göre değişik türde mi hazırlıyorlar yoksa bu çok fark etmiyor mu? Yani hava sıcaklığının diğer şeylerimiz acı. Evet. Aslında sıcak ülkelerde çok tüketilmemesi lazım ama bizde sıcak bölgelerde de çok tüketilir. Ya bununla ilgili gastronomiyle uğraşanlar acaba çalışmalar, araştırmalar yapıyorlar mı? Şimdi bu noktada doğal olarak, tabi olarak şunu düşünür, bilir kişiler. Özellikle soğuk ülkelerin daha çok sıcak ve acı tüketebilir. Kan dolaşımı yönünden ve tersine sıcak ülkelerin de daha az baharatlı veya daha hafif yemekler yemek tercihleri olduğu söylenir. Bu gastronomik açıdan tam tersi. Tersi, onun için ben size tersi, sormak istedim. Tam tersi hocanım. Evet. Bu herhalde kişilerin bulundukları, yaşadıkları iklimlerin ve coğrafi bölgenin tamamen dışında olan bir olay. Şu söyleniyor, sıcak ülkelerde yaşayanların sıcak yemeklere ve acı yemeklere olan ilgisi ve yakınlığı soğuk ülkelerde yaşayanlardan çok daha fazla. Tabii şunu da söylemek durumundayız. Akdeniz iklimi ağırlıklı olan ve büyük birçok Avrupa ülkesini ve kendi ülkemizi Kıbrıs'ı içine alan bölümlerde yaz, kış, bahar ve sonbahar aylarının birbiriyle takip eden dönemlerde birçok ülkeye göre yaygın bir şekilde değişik sıcaklık ve değişik iklim şartları olması nedeniyle menülerde veya insanların yiyecek tercihlerinde havanın iklim değişiklikleri olduğu özellikle bahar ve sonbahar aylarında acı tüketiminin çok daha fazla olduğu söyleniyor. Bunu böyle duyuyoruz. Özellikle bir kategori yapmak herhalde gereksiz. Ancak şunu yine bu konuyla uğraşan duayen şeflerden aldığımız bilgi doğrultusunda her bölgenin yöresel yaşayan kurum ve kuruluşları ve köyleri ve küçük kasabalarında uzun yıllardan beri gelen belirli alışkanlıklar da nesilden nesile geçmiş durumda. Yani bu biraz üçüncü, dördüncü
nesilden günümüze kadar gelen mesela acı alışkanlığı Adana'da, işte Gaziantep'te, Urfa'da baktığınızda yani bir yerde 3-4 nesilden beri ailelerinin çoğun ki tercihinin oraları da sıcak bölgelerdi. Sıcak değil ama mi? Bu bir şekilde herhalde bir tercih sebebi tercih oluyor. Sebebi. Yani biraz irsi bir yakınlaşma olduğunu düşünebiliyoruz. Ya da yetişen bitkilerle de belki hani orada bir mesela biberin daha çok farklı bir biberin yetişmesinden de olabilir. Tabiatıyla dediğiniz gibi değişik bölgelerde değişik... İşte Karadeniz'de Karalahananın doğrudur. Mesela çıkması gibi değil mi? Şimdi tabii acı biber diyebiliyoruz ama öyle ki ben yanlış bilmiyorsam bir 7-8 acı kategorisinde biber var. Yani az acıdan en yüksek acıya kadar ve çeşitli renklerde. Dil üzerinde farklı tat alma yerleri var biliyorsunuz. Ona göre ona hitap ona eden göre hitap ediyor. Şeyler ve var. Yani acı veya tatlı iki cins biber diyemiyoruz. Bunu hakikaten gastronomik oranda bakacak olursak birçok mutfaklarda 6-7 çeşit acıdan tatlıya veya tatlıdan acıya giden kuvvette biber kullanılabiliyor günümüzde. İşte yeşil var içinde, sarı biberler var, kırmızı biberler var, çok ince küçük biberler var. Bu çok değişiyor hocam. Evet, tabii kişilerin herhalde sadece böyle bir hanımların bir yemek kitabını alıp işte 100 gram şu 200 gram bu gibi değil herhalde. Gastronomiyle uğraşanlar biraz kendi ruhunu da değil mi katması gerekiyor buna. Kendi sanatını, kendi zevkini de mi katması gerekiyor? Bunda tabii çok haklısınız. Bu konu kişilerin kendi el becerilerine artı bu konuya olan ilgilerine bağlı. Yani içten gelen hevesle birçok... Biraz sanat ruhu da olması lazım. Olması değil mi? Lazım. Günümüzde olması lazım. Biraz önce çünkü onu yarım sunmak, kaldı. Değil mi? O bir kaplara koymak, farklı renkleri, tabakların renklerini belki on yiyecekle uyum içinde sunmak. Onlar da farklı şimdi bir şey tabii herhalde. Son 20-25 yıldır dünyada hocanım öyle bir gastronomik olay dönüşmeye başladı. Eskiden yemeklerin lezzetli olması, sıcak olması, hijyenik ve iyi bir servisle getirilmesi yeterli oluyordu. Ancak yani dünyada genelinde 20-25 yıldır, Türkiye genelinde de son 10-15 yıldır iyi mutfaklarda, restoranlarda ve hatta evlerde yani bireysel olarak ben yemeğimi pişireyim ama herhangi bir şekilde bir kaba değil de özel bir kaba, özel bir karışım mı düşünerek yanında çeşitli garnitürleriyle uygun çeşit garnitürler kullanarak ve uygun renkli bir tabakla misafirlerime sunayım diye bir gelişim. Sofra sanatına biraz sonra geleceğiz. Çok kısa bir aramız var. Değerli izleyiciler, bu zevkli konuyu hep beraber izlemeye devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Deneyimleyerek ve gözlemleyerek öğrenme fırsatı sunan modern altyapısı, evrensel eğitim anlayışı ve nitelikli akademik kadrosuyla öğrencilerini her alanda destekleyen bir üniversite. Lefke Avrupa Üniversitesi. Dünyanın hızla değişen gereksinimleri doğrultusunda oluşturulan bölümleri 11 ön lisans, 36 lisans, 15 yüksek lisans ve 5 doktora programıyla Lefke Avrupa Üniversitesi 38 farklı ülkeden 5000'in üzerinde öğrenciye eğitim veriyor. İyi planlanmış bir gelecekte hayata bir adım önde başlamak için Lefke Avrupa Üniversitesi sizi bekliyor. Evet, yeniden merhaba değerli izleyiciler. Gastronomi konusunu söyleşimizde Sayın Nazmi Buldanlıoğlu ile konuşmaya devam ediyoruz. Hocam çok zevkli bir konu aslında. Evet, buyurun. Herkes için, yemek hepimiz için çok güzel biliyorsunuz. Güzel yemek, görüntüsünün güzel olması acaba bize daha mı çok yemek yedirtiyor? Obezitede bunun etkisi de var mı? Ne dersiniz? Evet. Son zamanlarda artan bir obezite var. Acaba gastronomi biliminin artması obeziteyi arttırdı mı?
Ne düşünürsünüz? Bence gastronomi biliminin veya gastronomi biliminin ve mutfak sanatlarının artması bu obezite ile pek doğru orantılı değil gibi geliyor bana. Benim kendi şahsi görüşüm hoca hanım. Nedeni günümüzde son yıllardaki mutfaklarda yani yiyecek grupları ve menüler çok rahat ve açık bir şekilde tanımlanıyor müşterilere. Özellikle de profesyonel mutfaklar açısından söylüyorum. Evet. Kalorilerine kadar veriliyor. Yani gramajları yazılıyor. Bu ette, balıkta, tavukta veya diğer yemeklerde. Kalori gücü, miktarı, gramajı yani menülere konuyor günümüzde. Evet. Bu noktada yani kendini diyet anlamında olsun ve fiziksel anlamda bünyesini değerlerinin dışına taşmamak ve aşmamak üzere kontrol etmek isteyenlere bu tip mutfak günümüzde çok yardımcı oluyor esasında. Ama belki şu olabilir, yemeklerin lezzetli ve artı çok güzel görünüş olması, bir şekliyle sunulmasında bazı kişilerin belki daha fazla bir tüketime gitmelerine belki o noktada hocam, bir yardımcı oluyor. Evet hocam, bizde bir takım genler var. Yeme geni, doyma geni. Şimdi bizim toplumlarımızda doymak deyince acele acele bir şeyleri yiyip bu sefer doyma geni aslında doymuyor. Çünkü yavaş ve sindirerek yemek lazım. Gastronomi burada hangisine hizmet ediyor? Yani bizim yavaş ve sindirerek zevkli yememize mi, yoksa çok güzel olduğu için hızlı yiyip doyduğumuzu hissetmememiz mi ortaya çıkıyor? Şimdi ne bu dersiniz? Konuda yine duyumlarımız ve duayen şeflerimizden, hatta üniversitemize gelen bir iki şefimizden zaman zaman yaptığımız görüşmelerde iki tip grup kişi var hoca hanım. O yemeğin zevkini, tadını, görünüşünü çok yavaş yiyerek özümseyenler. Aynı içki gibi değil mi? Evet. Veya bir başka grupta aman mükemmel bir şey, bunu yiyelim de arkasından bir ikinci tabağa başka bir şey isteyelim. Yani bu konuda kişiler biraz iki gruba ayrılıyor. Herhalde bunun kendi içgüdülerinden gelen bir davranış olduğunu diye söyleyebiliyoruz. Evet. Çünkü çok sayıda güzel bir şarap eşliğinde, genel anlamda söylüyoruz. Rakı belli ülkelerde içiliyor ama özellikle günümüzdeki gastronomik ortamda yemeklerin ve menülerin et, balık ve tavuk olarak işte beyaz, kırmızı, roze, işte tatlı, acı, hafif, ekşimtırak çeşitli şaraplarla birlikte içilmesinden dolayı bu kültür genel ağırlıkta yavaş bir yemek ve uzun süreli bir yemek şekline dönüşüyor günümüzde. Böyle bir etkeni var. Beraber yiyeceklerde eşlik eden çeşitli şarapların kullanılması nedeniyle birçok Avrupa'da ailede de özel şarap yapımı var. Bu birçok ülkede var. Onun için buna yatkın olan aileler bu güzel yemekleri herhalde biraz daha ağır, biraz daha içlerine sinirlendirerek yiyorlar. Bir an önceki sorunuzda bunu verebiliyorum. Ama hızlı yiyenler yok mu? Belki tabiatıyla, tabiatından gelen bir şekilde hızlı olarak yiyenler olduğunu yani görebiliyoruz. Yani görüntü ne kadar cazipse o kadar çekici herhalde, oluyor ve daha fazla yemeğe yönlendiriyor. Şimdi ben bir şey merak ediyorum. Gastronomi ile sağlık ilişkisi, konumuzda sağlık olduğu için onu şöyle bir ilişkilendirecek olur isek. Bu yemekler, bu güzel yemekler sunular, hazırlanırken acaba bu baharatların, işte otların birleştirilmesinde ya da pişirilmesinde sadece lezzete mi önem veriyorlar, yoksa bunların sağlık açısından da değerlendirilmesi yapılıyor mu? İşte şu iki baharat bir arada olursa tansiyona, bu hastalara iyi gelir ya da diyabet hastalarına iyi gelir. Hem lezzetli olur hem de sunum güzel olur gibi şeylere de dikkat ediliyor mu gastronomi şimdi, eğitimlerinde olsun? Bunu yapan büyük şefler nasıl yapıyor? Güzel bir soru sordunuz. Bu tabiatıyla çok önemli. Yani bizim öğrencilerimize de bu bahsettiğiniz konuda özellikle 3. ve 4. sınıf öğrencilerimize gastronomi bölümünde bayağı bu konuda bilgilendirme ve eğitim veriliyor. Şöyle diyebiliriz hoca hanım. Özellikle soğuk başlangıçlar ve otlar ve salatalar üzerinden başlarsak bir kere günlük alınıyor.
çok iyi bir şekilde hijyenik ortamda, hijyen çok önemli, hijyenik ortamda özellikle taze yenecek otlar ve salatalar ve her türlü taze sebze, domates, salatalık vesaire gibi şeyler için konuşuyoruz. Bunların çok hijyenik bir şekilde günlük çok iyi yıkanarak iyi bir ortamda, çok özel makineler var günümüzde. Yani el değmeyen sistemler de kullanılabiliyor birçok yerde. Ama hocam sözünüzü kestim ama bu yıkama işlemi de çok önemli. Yani yeşil, özellikle yeşil bitkilerin içindeki mineral ve vitaminlerinin de gitmeden doğrudur yıkanması. Hocam, doğrudur. Onun için önce kesilip, önce yıkanıp sonra kesilip, bunlar çok önemli. Tabiatıyla yani çok bu tip sebze ve meyveleri yıpratıcı bir işlem uygulanmaması gerekiyor. Tercih edilen ılık bir suyla, soğuk değil, sıcak değil, ılık, yani normal bir ılık suyla iyi bir şekilde bunların yıkanması ve kurutulmadan kesilip, yani kurutulmadan derken içinin dışının kurutulmasında bir sorun yok. Derhal salataysa salata, eğer sebze yemekleri ise çok fazla haşlanma ve pişirilmeye gitmeden daha kısa süreli pişirimlerle içlerindeki vitaminlerini ve muhafaza ettikleri çeşitli besin değerlerini kaybetmeden müşteriye sunulmasına dikkat ediyor birçok mutfak bu konuda. Hocam, bu yıkama meselesine ben de çok tabii üstünde duruyorum her zaman. Biz sağlık eğitimlerimizde de bunu vermeye çalışıyoruz. Kesilmeden yıkanması yeşil sebzelerin diye bir şey var. Yani kesilince o aralardan vitamin değerlerini, işte minerallerini daha çok çabuk kaybediyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Mesela bir ıspanak önce yıkayıp sonra kesilmesi gerekir. Önce kesilip sonra yıkandığı şimdi zaman şimdi gördüğümüz kadarıyla suyla gidiyor. Mesela yani evlerde normal olarak demet olarak aldığınızda onu ayırıp kesip ayırıp yani haşlamadan önce kesip suyla yıkayıp kaynatıyoruz ama tercih edilen sebebi bağ alınan ıspanakların belli bir şekilde topluca yıkanıp sonra ondan sonra kesilmesinde büyük daha faydalar gözüküyor. Bizim aslında ülkemiz çok, hem Kıbrıs hem Türkiye yeşillik açısından çok zengin ama biz bu işte incelikleri belki de bilmediğimiz için vitamin ve mineral değerlerinden yoksun şeyleri yiyoruz, posa yiyoruz bazen belki. Bazı hatalar herhalde yapılıyor hocam. Ama ilke olarak şu, özellikle yani soğuk salatalarda günlük toplandıktan sonra, iyi bir hijyenik yıkanımdan sonra maksimum 2-3 saat içinde bunun masaya, sofraya verilmesi ve tüketilmesi söyleniyor. Yemeklerin, sebze yemekleri veya et veya tavuk veya balık yemeklerinin yanında garnitür olarak girebilecek sebze cinsi diğer mamullerin de iyice yıkandıktan sonra çok az, sınırlı sayıda haşlanıp ve pişirilerek hemen masaya gelmesine çok dikkat ediliyor. Bazı restoranlarda özellikle şefler siz sipariş verdikten sonra yaparlar değil mi yemekleri? Tabiatıyla. Hani hazır bekleyip ısıtıp tencere yemeği değil de böyle de bir şey var değil şimdi, mi? Şimdi hocam tabii özellikle yani belirli standart restoranlarda uluslararası zincir isimleriyle olan ve belirli ekipmanı ve belirli yeterli kadrosu olan firmalarda müşterinin menüden seçtiği yiyeceklerin tamamı sipariş hemen mutfağa gittikten sonra yemeğin türüne göre 15 ila 20 dakikalık bir süre içinde maksimum tabiatıyla şu kadar sürede hazırlanıyor. Anında hazırlanıyor. Yani önceden hazırlanmış bir sistem iyi restoranlarda pek göremiyoruz. Yani salata ise anında salatası hazırlanıyor. İyi bir çorba ise çorbası hemen 10-12 dakikada pişiriliyor. Özellikle sebze tabiatıyla. Ilgili eğer bir et yemeği ise, ızgara ise veya bir balıksa anında pişirilmeye başlıyor ve sıcak olarak servis ediliyor. Daha önceden hazırlanıp belirli bir şekilde restoranlarda saklanan bazı maddeler, bazı salatalar, bazı soğuk mezeler olsa da genel olarak müşterinin sipariş verdikten sonra
mutfakta her verdiği siparişin lezzet kaybı da olmaması lezzet kaybı açısından ve vitamin herhalde. Kaybı olmaması açısından anında hazırlanıp evet. müşteriye 20-22 dakika içinde verilmesi gerekiyor. Evet, o zaman tabii siz çok eski bir turizmcisiniz. Bu büyük tatil köylerinde koskoca bir şey hazırlanıyor. Küfeler açık yapıyorlar. Şimdi evet. bunları tabii hazırlaması o kadar kolay değil. Değil. Bir zaman alıyor. O zaman bu söylediğiniz şeyle biraz çelişiyor. Çelişiyor. Değil mi? Şimdi tabii büyük tatil köylerinde 1000-1500 evet. kişilik tatil köylerimiz var evet. ve onların çoğu sabah, öğlen, akşam açık büfe yapıyorlar. Tabiatıyla kadrolar 3 şifte çalışıyor. Yoğun bir mutfakta faaliyet var. Ama yine de bu tip büyük açık büfelerde yeşil salatalar, otlar açısından yani 3-5 saat herhalde üzerinden zaman geçiyor doğal olarak. Çünkü bu kadar büyük miktardaki yiyeceği o kadar büyük sayıdaki kişilere böyle birkaç saat içinde hazırlayıp servis etmenin pratik imkanı yok. Ancak şuna dikkat ediliyor. Gün içinde eğer bunu birçok işletme ciddi olarak bakıyor. Gün içinde öğlen yemeğinde servis edilen bazı salatalar bazı yerlerde akşam yemeğinde de konabiliyor evet, ise de evet. ama kendince belirli bir kaliteye ve hijyene ve lezzete ve vitamin değerine bağlı yerlerde öğlen konan salata tekrar akşam çıkarılmıyor. Yani yeni bir salata çeşidi veya salata çeşitleri, soğuk çeşitleri yapılıyor. Şimdi tabii açık büfe konusunda kısaca bir şey söylemem gerekirse dünyada bu tip her şey dahil sistemler birçok ülkede var. Genelde güneyde Antalya'da 8-10 senedir uygulanıyor. İyi tarafları kötü tarafları var ama en kötü taraflarından bir tanesi açık büfelerde büyük bir israf oluyor hoca hanım. Ve bu israf yani düşünemeyeceğiniz miktarlarda olan israf. Bazı oteller bunları değerlendirebiliyor. Yani bazı bildiğimiz bazı bilinçli oteller bunları bazı hayır kurumlarına, bazı özel hayvanlara vesaire veriyorlar. Evet, veriyorlar. Evsizlere, bu konuda çok iyi çalışmalar yapan otellerimiz var. Bunu biliyoruz. Ancak bazısı da yani olduğu gibi yetiştirme yurtlarına verebilirler, yaşlı evlerine maalesef verebilirler. Evet, bunları. Çok iyi çalışan bu konuda iyi planlama yapan yerler var ama bunun dışında yani belirli bir kısım otel bilemiyorum. Belki pazarlama, belki diyalog, belki ilişkilerinin olmaması nedeniyle yemeklerin büyük bir kısmı maalesef çöpe de gidebiliyor. Peki bu tür tatil köylerine giden turistlere ya da işte konaklayan kişilere bu şey için ne tavsiye edebilirsiniz? Kendilerini kontrol etmeleri önemli. Şimdi, çok güzel şey tabii. hakikaten sunuş çok güzel ama oralarda evet. onu kabul etmek Şöyle lazım. Şöyle bir psikolojik bir şey var hocam. Bir normal açık ve gittiğinizde aşağı yukarı bir 15-20 çeşit salata görüyorsunuz. 10-15 çeşit zeytinyağlı sebze görüyorsunuz. Şimdi bu psikolojik bir şey ama bilinçli tüketici inanın. Yani ben kendi adıma söylüyorum. Ben 2-3 çeşit salatayla belki 1-2 çeşit zeytinyağlı alıp yani ilk tabağımı, ilk şeyimi böyle bitiriyorum. Görünen şudur. Tabii insan yapısıdır. Şundan da alsam, bundan da alsam ama bir tabağınıza 20 küsür salatayla 10-15 çeşit mezeyi yani sığdırabilme imkanınız teknikman işte, değil. O sizin söylediğiniz o gastronomi güzel sunum yok oluyor. O yok oluyor. O tamamen yok oluyor. Onun için yani kişilerin küçük miktarlarda 2-3 tabak üst üste eğer yiyeceklerse bari en azından evet. ikişer, üçer çeşidi o birbirine karıştırmadan. İsrafı da önemli. Tabak radikalını hiç kimseye veremeyiz ama orada kalan dediğiniz gibi buna ihtiyacı olanlara gönderilebilir. Şunu görüyoruz hocam. Yani o kadar israf oluyor ki kahvaltılarda olsun, öğlen, akşam evde tabakların full dolduruluyor. İşte üst üste her şey birbirine karışıyor. Lezzet bozuluyor. Tabii, lezzet yarısı bozuluyor. Da boş olarak, dolu olarak evet, yere gidiyor evet, maalesef. Hocam. Kısa bir aramız daha var değerli izleyiciler. Tekrar söyleşimize devam edeceğiz. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde üniversite hayatını mutlu ve verimli şekilde geçiren öğrencilerin okulunu sevmek için birçok farklı nedeni vardır. Üniversitemi seviyorum.
bilimsel çalışmalarımda beni destekledi ve öğrenci laboratuvarlarını son teknolojik ekipmanlarla donattığı için okulumu seviyorum. Okulumu seviyorum. I love my university because of our dynamic campus life and unforgettable friendships. İyi planlanmış bir gelecekte hayata bir adım önde başlamak için Lefke Avrupa Üniversitesi sizi bekliyor. Değerli izleyiciler, gastronomi. Evet. Yeme, mutfak sanatı, birçok ismi var. Onu Nazmi Buldanlıoğlu hocamızla konuşmaya devam ediyoruz. Ve mutfaklarımızda acaba neler yaparız, neler cazip, onları tekrar sizinle biraz baştan olduğu gibi paylaşalım hocam. Şimdi mutfağımıza geçmeden önce güzel restoranlar var tabii hepimiz kapısından geçerken. Acaba buraya mı girsek? Girişleri çok güzel. Ama bir de reklamları oluyor. İşte pasta reklamı, Mardon'un ya da başka bir yerin işte birçok yerler var. Kıbrıs'ta da var, Türkiye'de de var. İtalyan özellikle, İtalya'da bir sürü firmanın böyle özel tanıtımları var. Çikolata reklamları var. Bunları acaba gastronomi biliminde kullanım ne getiriyor, ne getiriyor? Nasıl kullanıyor şefler? Evet. Bundan nasıl yararlanıyorlar? Evet. Şöyle güzel, çok güzel bir soru sordunuz hocam. Şimdi tabiatıyla bir genelleme yapacak olursak çok değişik restoranlar var. Avrupa'da, Türkiye'de, Kıbrıs'ta, günümüzde birçok ülkede. Uluslararası mutfaktan çeşitli ülkelerden menüleri olan restoranlar var. Tabii bunun dışında tamamen ağırlıklı deniz mahsulleri veya balık çeşitlerine yönelik restoranlar var. Yine bu dünya genelinde de böyle. Vejeteryan tabii son yıllarda malumunuz bu diyet konusunda ve organik yiyeceklerle ilgili vejeteryan restoranlar var kendi başında. Ve çok engin bir şekilde her türlü çeşitli tavuk çeşitlerini sunan çok değişik yabancı zincir restoranlar var. Şimdi genel olarak bahsedersek tabiatıyla çeşitli ülkelerin belli başlı ürünlerini ortaya çıkaran bazı uygulamalar var her restoranda. Mesela bir İtalya'da bir restorana gittiğinizde yani özel bir spagetti, belki bir pasta veya bir çok özel bir çorba içmeden ayrılmazsınız. Evet. Veya diyelim bir Türkiye'de bir özel restorana geldiğinizde, genel anlamıyla söylüyorum, çok özel 5-6 çeşit özel soğuk mezelerle başlayıp veya yaz döneminde ise zeytinyağlarla başlayıp ondan sonra da çok yöresel işte birkaç kebap türü veya özel soslarla hazırlanmış et veya balık cinsileri sipariş İçine verilebiliyor. İçine gideriz mesela Japonya'da sushi. Evet, Japonya'da sushi tabiatıyla. Herkes sevmeyebilir ama çok da güzel mesela tabiatıyla. Değil mi? Sushi'nin özel yapılışı. Şunu söyleyebilmek istiyorum hocam. Yani her ülkedeki genel restoranlarda tabii çok menü mevcut. Fakat ülkelerinde kendi ülkelerinin yemeğiyle ön plana çıkmak durumunda olan bazı restoranlar tabiatıyla birçok genel yemeği sunsalar da özellikle ana yemekte olsun ve tatlıda olsun birkaç çeşitlerini ön plana çıkarıyorlar ve bir marka değeri haline getiriyorlar. Ve yani restoranın ismi bahsedildiğinde şu ana yemeği yemiştik, şu güzel tatlıyı sonunda kahvemizle yudumlamıştık deniyor. Onun için birçok restoran genel sunduğu menülerinin içinde çok iyi yaptığı ve tabii kişiler tarafından tat ve görsel olarak sunumlarda çok beğenilen 3-4 özel yemeğini marka değeri olarak ön plana çıkarmak zorunda ve çıkarıyor. Buna tabii tatlılar, kekler,
tatlı grubundan. Besinleri de çok olabilir. Güzel oluyor. Çok da evet, cazip oluyorlar. Evet. Veya bazı özel et yemekleri veya çok özel bazı çorbalar veya çok özel bazı pasta dediğimiz hamur işleri bu konuda etken oluyor. Ve tabiatıyla birkaç özel marka değeri olan yemeğini yemeye giden o restoranlara, kişilere çok uygun ve satış ve garsonlarının ve tabiatıyla çok referanslı ve deneyimli ekipleriyle diğer yemeklerini de satabilme imkanını verdiriyorlar. Ama öncelikli olarak o marka yemekler öneriliyor. Onu yemeye gidiyorsunuz. Evet. Onu yiyorsunuz ama bazen de onun yanında size çok daha başka yeni bir şeyler önerebiliyorlar. Yani bu noktada stratejileri restoranların birkaç özel yemeklerini veya tatlılarını ön planda marka değeri olarak çıkarmak. Reklamlarında da diğer bir konuda reklamlarında da biraz önce bahsettiğiniz gibi reklamlarında da bu yemekleri görsel ve isimsel olarak da kullanabiliyorlar. O zaman hocam şöyle bir şey var tabii ki siz bunun asıl uzmanısınız. Gastronomik turizmi var değil mi? Yani evet. Belli yemekleri yemek için insanlar biliyorsunuz 5 çay için hani evet. Paris'e gidilir diye evet. bir söz vardı. Evet. Biniyorlar sırf bunu yemek için ya da bu yemekleri tatmak için seyahat ediliyor. Bundan biraz bahseder tabiatıyla. Misiniz? Çünkü daha sonra Kıbrıs'la da bağlamak istiyorum. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabiatıyla. Şimdi aşağı yukarı Çin mutfağı. Fransız mutfağı, Türk mutfağı ağırlıklı olarak, İtalyan mutfağı. Yani bu dört mutfak uzun yıllardır kişiler ve seyahat edenler kişiler, yani bayağı seyahat eden ve yemek kültürü olan birçok kişi tarafından çok gurmeler. Ağırlıklı olarak gurmeler tarafından çok beğenilen dört ana grupta toplayabiliyoruz. Ondan sonra başka Çin tabiatıyla bir diğer yerinde uzak doğuda Çin, Fransız, Türk, İtalyan yemekleri ağırlıklı olarak kendi ülkelerinde bu konuyu ve yiyecek kültürünü ve aynı zamanda yiyecekle birlikte o ülkenin tarihi turistik yerlerini beraber gezme kültürüyle hamurlaştıran, birleştiren birçok organizasyon yapıyorlar. Son 20-25 yıldır Food Cookery veya Gurme Tours dediğimiz bu konuda ihtisaslaşmış seyahat ajantaları var. Bunlar çeşitli ülkelere, yani bu Fransa olabiliyor, İtalya olabiliyor, Çin olabiliyor, Türkiye olabiliyor. Çeşitli ülkelere ortalama bir hafta süreli turlar yapıyorlar. Götürdükleri tek ülkeye götürüyorlar çünkü yani o ülkenin bütün olabilecek en güzel. Çünkü her ülkenin de herhalde tabii, içinde her şey. Tabii. Antep ayrı tabii, işte tabii. Farklı çeşitli, Karadeniz mutfağı ayrı değil mi? Orada çeşitli bölgeler ve çeşitli şehirlerde çok değişik kültürler var. Onun için genelde haftalık turlar yapıyorlar hocam. Uçakla götürüyorlar. Otobüsle birer ikişer gün çeşitli yerlerde en az 3-4 merkezde o ülkenin çok özel birbiriyle tamamen zıt bir yerde balık mahsulleri, bir yerde sebze ürünleri, bir yerde tavuk ürünleri, bir yerde özellikle Avrupa'da, özellikle İtalya ve Fransa buna dahil şarap çeşitleriyle birlikte gurme turlarını müşterilerine sunuyorlar. İçine de bir miktar belli günlerde bu yiyeceklerin üretildiği dışında herhalde yerlere de götürüyorlar. Tabiatıyla. Mesela Hollanda'da peynir fabrikasına falan tabiatıyla yani o ülkenin doğrudur. O ülkenin üretim yaptığı yiyecek sektöründeki yani bu şarap evleri olabiliyor, peynir evleri olabiliyor. Özellikle balık ürünlerinin üretildiği veya balık ürünlerinin satıldığı ilk eldeki balık halleri olabiliyor. Çok özel yerler var bu Avrupa'da ve İskandinavya'da. Ve bu turlar büyük bir rağbet gösteriyor ocağının. Bu bağlamda Türkiye'ye de gelen özellikle Fransa'dan, İspanya'dan ve İtalya'dan yani Akdeniz kültürüne sahip bu üç ülkeden Türkiye'ye de son yıllarda Food Cookery gurme grupları ağırlıklı olarak Orta Anadolu,
Doğu Anadolu'nun bir kısmı Ege ve Marmara olarak dört bölgede böyle birer haftalık turlarla her türlü derken zamanın el verdiği şekilde değişik bir kahvaltı bir yerde, değişik bir öğlen yemeği bir yerde. Yani otellerde ağırlıklı konaklamayla birlikte kahvaltı, öğlen ve akşam yemekleri farklı o bulundukları yani. Bölgenin ön plana çıkmış çıkardım. Restoranlarında yemeklerle veriliyor. Evet. Mesela bir kısa bir şey daha söylemek isterim bu konuda. Mesela Japonya'dan Türkiye'ye balık mahsulleri yemek üzere gelen gruplar var. Çünkü Japonlar enteresan. Biliyorsunuz mutfakta çok balık kültürüne evet. de alışıklar. Son yıllarda yani çok sayıda olmasa da bir haftalık Batı ve Akdeniz ve Marmara bölgelerine gelen Japon gruplarını biliyoruz. Tabii tarihi ve turistik yerleri geziyorlar. Ama özellikle diyorlar ki biz bütün akşam yemeklerimizi ülkenizin çeşitli bölgelerindeki değişik balık ve deniz mahsulleri restoranlarında bize yediriniz ve menülerimizi önceden tespit ediniz. Her gittiğimiz yerde aynı balık çeşidini yemeyelim. Değişik balıkları, değişik kombinasyonları da tattırın. Yani evet. Şekilde. Bu evet, konuda hocam, gördüğünüz gibi yani çok iyi bir endüstri oluşmuş durumda ve bu artan bir şekilde devam ediyor. Ama şimdi ben tabii şunu düşündüm hemen. Hep bize geliyorlar. Şimdi bizim de Türk şeyinde düşüncesinde şöyle bir düşünce var. Benim damak zevkime uygun değil. Evet. Yani bizden de acaba böyle gurme turları başka ülkelere var mı? Çünkü biz biraz tutucuyuz bu konuda. Onu yemeyiz. Ay bu bana uymadı. Tuzu yok, acısı yok. Bizde nedir durum? Yani bizden de gidiyorlar mı? Hocanım bizden tabii yurt dışına gruplar halinde büyük bir gidiş yok. Ancak yani ağız tadı bazında evet. Bildiğimiz turizm sektöründen ve profesyonel dostlarımızdan yine duayen bazı şeflerden aldığımız bilgi doğrultusunda Türkiye'den belirli bir şekilde yurt dışına gerek iş nedeniyle gerek bu yemek ve tadım nedeniyle münferit olarak veya küçük gruplar olarak, aile grupları olarak veya beşer, onar kişilik bayağı kişinin gittiği söylüyor. Ağırlıklı olarak bunlar İtalya, Fransa ve İspanya'ya evet. gidiyorlar. İspanya'ya da ağırlıklı olarak deniz mahsulleri, orası çok önemli. İtalya'da pasta ve spagettiler ve Fransa'da da daha çok yöresel yemekler evet. ve şarap çeşitleri şarap, olarak peynir. Gidenler var. Ama evet. büyük bir organizasyon veya yani büyük dışarıdan bize daha çok bu konuda. Dışarıdan bize daha çok geliyor. Biraz değişime uğramamız lazım galiba. Herhalde. Peki hocam şimdi hemen ben bu gurme turizmiyle ilgili Kıbrıs'a bağlamak istiyorum. Çünkü sağlık turizmi için çok güzel çalışmalar var ülkede ve Kıbrıs bu konuda çok zengin, aslında şanslı, çok güzel ürettiği kendi doğal çıkan bitkileri, yeşillikleri, değil mi, meyveleri. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunu nasıl pazarlamalı? Yani hakikaten güzel şeyler var. Hangi ürünler mesela sizce bu gastronomi bilimi için ya da gurmeler için hoş gelebilir? Evet, ben hocam aşağı yukarı 16 yıldır... Yani Kıbrıs'ta yaşıyorum. Uzun yıllardır evet. gelip gittim ama 16 yıldır bir 10 yıl Magosa'da ve son 6 yıldır da Layü'de devam ediyorum. Tabii 16 yıl uzun bir süre. Tabii. Ve bu noktada birçok Kıbrıslı ailenin evlerine misafir oldum. Yani konuyu oradan alacağım kısaca. Çok güzel yemek pişiren hanımlar, ailelerle tanıştım. Ve çok mükellef yemekler yedim. Buranın kendine özgü yemekleri. Evet. Bu yemekler henüz Kıbrıs'ta Kıbrıs yemekleri kültürü adı altında birçok restoranda bulunamıyor. Pişirilmiyor, bilinemediği için veya üzerinde durulmadığı için bir genelleme haline getirilmemiş. Her zaman düşünmüşümdür ki yani çok güzel işte meşhur kolokas, işte arelli, işte molohiya, birçok hamur ürünü, el yapımı tatlılar, el yapımı çiçek dolması, şimdi aklıma gelenler, birçok özelliği şey olan ve çok zengin bir mutfak var. Tahmin ediyorum bu konuda dediğiniz gibi sağlık turizmi ve turizm kapsamında geçen senede sizin bilginizde yaptığımız sağlık turizmi ile ilgili çalışmalarda özellikle Lefke bölgemizin Kıbrıs genelinde
birçok yerde de olabilir ama Lefke bölgesinde özellikle böyle bir iki restoranın, Kıbrıs yemekleri yapan restoranın açılmasının büyük faydalar getireceğine ben kendi adıma inanıyorum. Şöyle de başlanabilir. Bu işi yani bir molohoyayı, bir kolokası, bir çiçek dolmasını en iyi yapan bir yarışma açılır. Evet, bu hanımlar toparlanır. Hanımlar veya beyler. Onlardan oluşan bir kadroyla özel bir restoran açılabilir başlangıçta. O bir deneysel bir deneyim olabilir. Orada mükemmel bu yemekler sunulabilir. Bir kooperatif mi kurulabilir yoksa bilemiyorum başka bir destek mi alınabilir? Bu şekliyle örnek olabilirse ben uzun zaman içinde ileriki yıllarda KKTC'de belirli yörelerde yöresel Kıbrıs yemekleri ve Kıbrıs kahvaltısı. Yani bunu vurgulamak istiyorum çünkü Kıbrıs kahvaltısı da çok önem arz eden bir kahvaltı. Yani bizim herhangi bildiğimiz açık büfe kahvaltıların dışında. Bir iki yer var. Şu an isim vermeme gerek yok. Bölgemizde yapıyorlar ama biraz daha geliştirildiği takdirde iyi bir Kıbrıs kahvaltısı ve iyi bir Kıbrıs yemekleri sunabilecek restoran veya restoranların açılımı sağlanabilir. Bunun tanıtımı çok önemlidir. Önemli. Bunun tanıtımı bu yiyeceklerde bizim sağlık açısından her zaman önerdiğimiz zeytinyağı var. Evet. Bu herhalde sağlık açısından hem görsel hem damak zevki olarak hem de sağlık açısından herhalde Kıbrıs yemekleri ve Kıbrıs'ın da yetişen bir takım ürünlerin, sebzelerin, meyvelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zeytin ve zeytinyağı Kıbrıs mutfağının olmazsa olmazlarından biri. Bizim Türkiye'deki Ege yemekleri benzeri. Yani zeytinyağı ve zeytin hemen hemen her türlü menü ve her türlü yemeğe girebilecek imkanda. Hocam, böyle görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu zevkli sohbet için aslında konu çok uzun konuşulacak konulardan. Bir başka sohbette belki tekrar birlikte oluruz. Değerli izleyiciler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.